Herkese merhaba. Yaz geç de olsa geldi. Artık daha fazla sokağa çıkıyoruz ve daha fazla aktivite dışarıda yapıyoruz. Biz de sizler için bu hafta teknolojiyle beraber sokakta dışarıda yapabileceğiniz aktiviteleri bir araya getirdik. Elektrikli bisiklete bineceğiz, akıllı oltayla balık tutacağız ve daha fazla birçok ürünü ekranlara getireceğiz. Teknoloji her yerde başlıyor. Birazdan balık tutmak artık çok kolay. Ürün karşılaştırma, akıllı saatler, ütü derdine son veren teknoloji. Hafıza kartı alırken nelere dikkat etmeli? Havaların ısınmasıyla artık açık havada daha çok zaman geçiriyoruz. Güzel bir hobi edinmenin aslında tam vakti. Balık tutmak, tutmayı denemek iyi bir seçenek olabilir. Deniz kıyısına gitmek, boğazın kokusunu içimize çekmek, kendimizi doğaya bırakmak. Teknoloji sayesinde artık balık tutmak daha eğlenceli. Biz de güzel bir deneyim yaşamak için balıkçı teknesiyle İstanbul Boğazı'na açılıyoruz. Haydi rastgele. Şimdi akıllı oltayı test etmek için Beykoz Balıkçı Barınağı'ndan Hayta isimli balıkçı teknesiyle Boğazı açılıyoruz. Birazdan akıllı oltayı test edeceğiz. Evet, şu anda İstanbul Boğazı'nın tam ortasındayız. Akıllı oltamızı hazırladık, birazdan atacağız. Akıllı balık bulucu olarak da ifade edilen bu ürünler aslında sonar teknolojisiyle çalışıyor. Şu anda bizim yanımızdaki de Deeper adındaki bir ürün, Deeper Pro. Bu ürünü ayrı olarak atacağız şimdi ve balık tutmaya çalışacağız. Yanımda da şu anda Deeper ürünün Türkiye'deki ithalatçısı Ahmet Yücebaşoğlu var. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul Boğazı'ndayız, çok güzel bir hava var. Şimdi birazdan Deeper'ı deneyeceğiz. Oltamıza taktık. Biraz anlatır mısın? Nasıl yapacağız? Şöyle, bu aslında mobil bir sonar. Wi-Fi teknolojisiyle akıllı telefonlara ve tabletlere bağlanabiliyor. Dipteki sonar görüntüsünü Wi-Fi sinyali üzerinden cep telefonlarına veya tabletlere gönderiyor. Bütün dip yapısını, balıkların derinliklerini, konumunu, her şeyi sizin ekranınıza yansıtıyor ve mobil olarak bu teknolojiden istifade edebiliyorsunuz. Evet, şimdi hazır. Misinimize de zaten bağladık cihazımızı. Atacağız, bakalım dipte balık var mı yok mu göreceğiz. Hadi rastgele diyelim o zaman. Rastgele. Akıllı olta balıkçılıkta kullanılan teknolojilerden sadece biri. Birçok farklı teknolojinin kullanılmaya başlandığı balıkçılıkta robotların kullanımı da her geçen gün artıyor. Power Ray adındaki robot suya dalıyor ve üzerindeki sensörlerle balıkları buluyor. Ucundaki oltaya takılan balıkları ise güçlü motorlarıyla çekiyor ve balıkçıya kadar teslim ediyor. 30 metreye kadar çalışan Power Ray şu anda yurt dışında satışta bulunuyor. Kısacası geliştirilen teknolojiyle balık tutmak için artık rastgele demeye gerek kalmadı. Şu anda dibi taramaya başladı mı? Nedir durum? Tabii. Şu an cihazımıza bağlandık. Hatta 11 metrede bir tane balık gösteriyor. Öyle mi? Tabii. Şu an toplam derinlik 12 metre. 26 derece bir sıcaklık var. Boğazdaki konumumuzu da buradan görebiliyoruz. Evet. Ve bunların hepsini aynı zamanda arka planda hafızaya alıyor. Cloud servisinin üzerine. İstediğiniz zaman aynı meraya tekrar gelmek adına ve aynı meradan tekrar istifade etmek adına çok verimli bir faydalanabiliyoruz. Tabii faydalanabiliyoruz. Şu anda sinyaller geliyor. Her sinyal geldiğinde balık altta olduğunu mu gösteriyor? Şöyle ki bunun çeşitli ayarları var. Evet. Bunu ister 15 derece ister 55 derece açıyla dibi tarayabiliyoruz. Aha. Dolayısıyla amaç önce geniş bir alanı tarayıp sonra daha alanı daraltarak daha noktasal bir alanda balık tutma olasılığımızı maksimuma çıkartabilmek mesela burada. Biraz önce zaten siz de sinyali duymuş olmanız lazım. Bir uyarı geldi. Alttan o sırada balık geçiyor. Yani şu an oltayı atsak zaten balığı tutabileceğiz. Şu an bak yine geldi. Şu an duyuyorsunuz. 5 metrede bayağı da yakın aslında. Evet hem de 2 tane galiba. 2 tane de balık geçiyor şu anda. Evet şu an bereketli bayağı. Evet tabii boğaz tabii çok bereketli. Evde en çok zorlandığınız iş ne diye sorsalar bana, ben şahsen yıkama ve ütüleme derdim. Gerçekten saatleri oluyor, dakikaları oluyor bazen. Ama şimdi şöyle bir durum var. Arkamızda zaten görüyorsunuz LG'nin Styler ürünü var. Bu Styler ürünü yıkama ve ütüleme derdini bir nebze de olsa sona erdiriyor. Bir kuru temizleme cihazı aslında.
Şimdi yanımızda bu cihaz hakkında bilgi almak için LG Türkiye'nin tüketici elektroniğinden sorumlu satış direktörü Ergün Altay var. Ergün Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Ergün Bey arkamızda cihaz duruyor. LG Styler. Biraz anlatır mısınız? Bu cihaza ceketinizi, pantolonunuzu, gömleğinizi koyuyorsunuz. Ve koyduktan sonra aslında aşağıda görebileceğiniz bir su tankı var. Evet. O su tankından bir buhar oluşuyor ve arkada da aroma kitlerimiz var. Evet. Aroma kitleri de hem bakterileri öldürmek için hem de kıyafetlerinize güzel bir koku vermesi amacıyla yaklaşık ortalama bir saati doldurmayan bir süre içerisinde cihaz ürününüzü, kıyafetinizi kuru temizlemeden çıkmış gibi tertemiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Artık giysilerinizi tek bir kullanımla yıkamak zorunda değilsiniz. Güney Koreli LG'nin geliştirdiği Styler adındaki teknolojik dolap, kıyafetlerin ütülenmiş gibi düzgün durmasını ve üzerindeki kokulardan arınmasını sağlıyor. Kısacası, kuru temizlemeye benzer bir yöntemle giysiler 20 dakikada tazeleniyor. Bu da kullanıcıların giysilerini daha uzun süre yıkamadan kullanmasını sağlıyor. Ayrıca cihazdaki aromatik kartuşlar sayesinde giysileriniz hoş kokuya da sahip oluyor. Evet, üzerine çok konuştuk ama şimdi sıra deneyimlemede. Bakalım nasıl çalışıyor, kaç dakikada bitiriyor, içine ne kadar pantolon, gömlek sığıyor. Şimdi hepsini size göstereceğim. Öncelikli olarak dış tasarımına baktığımızda gayet şık bir yüzey görüyoruz. Tıpkı bir buzdolabı gibi kapağı açılıyor. Evet, ben de şimdi ceketimi çıkartacağım. Ve bu ceketi buharlı temizleme ve havalandırma yapan bu cihazın içine koyacağım. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Görüyorsunuz zaten içinde de 5 farklı askı bölümü var. Yani 5 farklı gömlek, ceket veya tişört bu cihazın içine yerleştirebilirsiniz. Evet, şimdi burada bir çamaşır veya bulaşık makinesi gibi bir açma on-off düğmesi var. Şimdi cihazımızı açtık. Burada farklı hız ayarları var. 12, 14, 16 dakika olmak üzere 3 farklı bize aslında temizleme zamanı sunuyor. Buradan şu tuşa yani refresh diyor tazeleme tuşuna basarak temizliği başlatıyoruz. Şuradan da start tuşuna bastığımızda çalışmaya başladı. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız? Birazdan göreceğiz. Şimdi temizleme süresi bitti. Kapağını açıp ceketimi alacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak? Oldukça yani temiz kokuyor. Bahsetmiştim bir koku kartuşu var. O kokuyu aslında şu anda alıyorum. Oldukça böyle temizlenmiş ve fresh bir böyle bir hava yaratmış. Gayet güzel. Şimdi aklıma bir soru geldi. Biliyorsun Ahmet sende bir tarama yöntemi vardır veya bunu atarsın beklersin. Bu ürün nasıl kullanılıyor? Yani ben bunu tarama yöntemiyle de balık tutabilir miyim? Tabii ki. Zaten bunu ister tekneyle çekebiliyorsunuz. İster oltayı da atıp uzağa 100 metre mesafeye kadar atabiliyorsunuz. 100 metre mesafeden Wi-Fi sinyaliyle haberleşiyor. 100 metre. 100 metre mesafeden taraya taraya çekebiliyorsunuz. Saniyede 15 tarama yapıyor. Saniyede 15. Tabii. Dolayısıyla yani hiçbir anını kaçırmıyorsunuz tarama yaparken. Ahmet çok teşekkür ederim. Anlattığın seni de yorduk. Zaten sinyaller de geliyor siz de duyuyorsunuz. Altımızda balıklar var. İstersen oltamızı atalım. Bir şansımızı deneyelim. Rastgele diyelim. Rastgele. Çok teşekkürler. Tuttuğumuz balığı denize bırakmak istiyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık ve doğanın korunması için sorumluluğumuzun farkındayız. Ancak doğa kanunları isteklerimizin ötesinde. Son anda davetsiz bir misafir hepimize büyük bir şok yaşatıyor. Ama tabii bu balığı biz tabii orada olarak yaptığımız için hemen bunu salıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık için küçük balıkları salıyoruz. Kesinlikle. Evet biz balığı tuttuk ama biz saldık balığı ama görüyorsunuz martı balığı kaptı. Bu da ilginç bir esnente oldu. Biz affettik ama gerçekten doğa affetmedi.
Ürün karşılaştırmada bu hafta artısıyla eksisiyle akıllı saatleri karşı karşıya getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Samsung'un geliştirdiği Galaxy Gear S3. Diğeri ise Apple'ın geliştirdiği Apple Watch Series 2. Yani şu an pazarda bulunan en popüler iki akıllı saat. Hemen elime Apple Watch Series 2 alıyorum. Gördüğünüz üzere kare bir ekrana sahip, kare tasarımlı bir ekrana sahip. Diğer saatimizin yani Galaxy Gear S3'ün ise yuvarlak bir ekrana sahip. Değinmek istediğim diğer konu ise akıllı saatlerin aslında en büyük sorunu olan şarj ömürleri. Samsung bu konuda biraz daha iddialı. Çünkü ekranındaki Always On diye bir özelliği var. Yani bazen ekran kapanmıyor ve bu kapanmadığı sürede ekranın üzerinde saat her zaman açık oluyor. Eğer bu özellik aktif olursa bu saatin pil ömrü 2 güne kadar çıkıyor. Ama bu özelliği istemezseniz batarya ömrü daha da uzuyor. 4 güne kadar çıkabiliyor. Hemen dönüyorum Apple Watch'a. Apple Watch'ta ise şarj ömrü yaklaşık 1-1,5 gün arasında değişiyor. İşte bu yüzden evet Samsung'un biraz gerisinde kalıyor ama akıllı telefonlarla beraber eğer siz de telefonunuzu şarj takıyorsanız Apple Watch'u da zaten yanında koyarak şarj edebilirsiniz. Bu saatlerde en çok sevdiğim özellik ise kayışların değiştirilmesi. Yani siz kıyafetinize uygun bir kayışı takarak modaya uygun bir şekilde aslında gezebiliyorsunuz. Hemen size göstereceğim nasıl değiştiriliyor. Önce Samsung Galaxy Gear S3'ü alıyorum elime. Şu şekilde şurada bir pin var. Pini çektiğimizde şu şekilde çıkıyor görüyorsunuz. Hemen diğer saati Apple Watch Series 2 alıyorum. Onun da şurada bir pini var yine. Ona da basarak ve şu şekilde çekerek onun da kayışını çıkartabiliyorsunuz. Şimdi size akıllı saatlerin telefonlarla olan ilişkisinden bahsedeceğim. Hangi akıllı saat hangi telefonla çalışıyor bunları anlatacağım. Apple kendi işletim sistemini seven bir şirket biliyorsunuz ve Apple Watch Series 2 de sadece Apple'ın işletim sistemine sahip olan iPhone'larla çalışıyor. Yani iOS işletim sistemine çalışıyor. Ama Samsung'a baktığımızda ise durum biraz daha farklı. O da şöyle. Samsung Galaxy Gear S3 saatinde işletim sistemi olarak Android'de çalışıyor. Samsung telefonlarda zaten çalışıyor. Diğer telefonlarda da çalışıyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Samsung iPhone'lar için de bir uygulama geliştirdi. Bu akıllı saatin çalışabilmesi için. Yani siz eğer iPhone sahibiyseniz bu akıllı saati satın alarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi geldik en can alıcı kısma. Bakalım bu iki akıllı saat suya gerçekten dayanıklı mı? Şimdi bunu test edeceğiz. İki akıllı saatimizi alıyoruz. Evet belki suyumuz bir havuz kadar derin değil ama bu iki akıllı saati de suya karşı olan dayanıklılığını test etmeye yeterli. Bakalım suya atalım ne olacak? Gördüğünüz üzere iki akıllı saatte suya dayanıklı. İşin açıkçasını söylemek gerekirse duşa girerken, havuza girerken bu iki akıllı saati de kullanabilirsiniz. Akıllı saatlerin en çok kullanılan özelliklerinin başında kullanıcıların hareketlerini takip etmesi geliyor. Attığınız adımlar, yaktığınız kalori bu saatlerin ekranlarından takip edilebiliyor. Özellikle spor yapmayı seven biriyseniz akıllı saatler üzerinden seçeceğiniz antrenman programlarıyla performansınızı artırabilirsiniz. Programın başında size yaz aktivitelerinden bahsetmiştim. Bisiklet de bunlardan biriydi. Biraz önce tekneden indim ve bisikletin başına geldim. Gördüğünüz üzere son teknoloji donatılmış elektrikli bir bisiklet modeli bu. Ama ben bir önce keyfini çıkarmak için sizden müsaade isteyeyim. Evet, gördüğünüz üzere dik sayılabilecek bir yokuştan aslında çıktım. Ve hiç yorulmadım. Aslında bunun da en büyük sebebi ben çıkarken pedallara elektrik motorun bir kuvvet vermesi ve bana destek olması. Bu da gerçekten bisikletle gezerken işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Yaklaşık yarım saatlik turumu tamamladım ve bu bisikletin en çok sevdiğim özelliklerini size aktaracağım. Şimdi bu özelliklerin başında öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tamamen elektrik gücüyle gidebilen bir model değil. Yani sizin bir pedalla güç vermeniz gerekiyor. Pedalla güç vermeye başladığınızda elektrikli motor devreye giriyor ve size yardımcı oluyor. Biraz önce zaten gösterdim, yokuşları çıkmak çok kolay. Bu yüzden de sizin farklı modlar var, farklı modları seçmeniz gerekiyor. Bu farklı modlarla beraber motorun bastığınız pedala ne kadar güç verebileceğini aslında görebiliyorsunuz. Bu bisikletin diğer bir özelliği ise akıllı olması. Görüyorsunuz elimde bir akıllı telefon var. Bu akıllı telefon Bluetooth bağlantısı üzerinden bu bisikletin üzerindeki ekrana bağlanıyor. Bu ekran Bosch'un geliştirdiği Neon adında bu bisiklete özel bir ekran. Ve bu ekran sayesinde siz
bütün sürüşlerinizin hepsini akıllı telefondan da kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin bu uygulamanın içinde bir navigasyon özelliği var ve bu ekranda da bir navigasyon özelliği var. Yani siz akıllı telefonunuza bir adres girerek bu gideceğiniz adresi bu ekran üzerinden tamamen görebiliyorsunuz. Tabii bunun en büyük artısı da, ben yolda bunu test ettim. En büyük artısı da şu, siz hiçbir şekilde cep telefonunu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor. Hatta şu özellik de var, onu da mutlaka söylemeliyim. Telefonunuza gelen SMS'leri bu ekran üzerinden görmeniz mümkün. Bosch'un geliştirdiği e-bike, elektrikli motor, batarya ve kontrol ekranı olmak üzere 3 parçadan oluşuyor. Pedallara bastığınız anda devreye giren motor, kullanıcılara ek bir güç sağlıyor. Yani pedal çevirmeden motor güç sağlamıyor. Kontrol ekranındansa motorun sağlayacağı güç seviyesini belirleyebilirsiniz. 4 farklı güç seçeneğine sahip olan modeli her türlü eğimde kullanabilmeniz mümkün. Türkiye'de satılan modeller saatte 25 km hızla sınırlandırılmış. Bu yüzden saatte 25 km hızı açtığınızda elektrikli motor size güç desteği vermeyi kesiyor. E-bike'ın bataryası ise yaklaşık 3-4 saatte tam olarak doluyor. Bu kapasiteyle yapacağınız mesafe ise 90 km civarında. Yüksek performanslı kullanımlarda ise bu mesafe doğal olarak düşüyor. Bu hafta alırken dikkat bölümümüzde SD kartları anlatacağım. Neden mi? Birçok sebebi var. Şimdi şöyle bir düşünürsek, arabamızda, fotoğraf makinemizde, akıllı telefonumuzda, hatta drone'umuzda bile SD kartları kullanmaya çalışıyoruz. Kullanmak zorundayız hatta. Ve bu yüzden de artık hayatımızın vazgeçilmez parçası oldu SD kartlar. Peki SD kart bu kadar neden önemli? Biliyorsunuz içine video yüklüyoruz, fotoğraf yüklüyoruz veya müzik parçası yüklüyoruz arabada dinlemek için. Ve bu yüzden de SD kartların bir kayıt özelliği var. Ve bu kaydederkenki hızı ve hatta okuma hızı burada önem kazanıyor. Şimdi ben de size bu hafta bunları anlatacağım. Şimdi şu anda pazarda satılan iki farklı SD kart modeli var. Bunlardan bir tanesi normal SD kartlar, bir tanesi mikro SD kartlar. Mikro SD kartlar daha çok akıllı telefonlar ve küçük boyutlu cihazlar için üretiliyor. Ama normal SD kartlar da drone gibi, fotoğraf makineleri gibi büyük cihazlarda kullanılabiliyor. Şimdi bunlardaki okuma yazma hızı da çok önemli. Şimdi şu anda bir teknoloji marketindeyiz ve karşımızda 4 farklı SD kart okuma yazma hızına sahip olan model var. Bunlardan ilki Class 4 dediğimiz, yani okuma hızı yavaş olan bir SD kart. Bu SD kartlar eğer akıllı telefonunuzda 4K video çekiyorsanız veya Full HD video çekiyorsanız bunlar biraz sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü bunların yazma hızı oldukça düşük. Hatta şu anda bakıyorum, bunun yazma hızı saniyede 16 MB yazma hızında. Ama bunun bir gelişmişi var, yani Class 10. Hemen onun yanında da Class 10 modelini görüyorsunuz. Class 10'lar da farklı yazma hızlarına sahip olan çeşitleri var, modelleri var. Mesela şu an bunun 48 MB'lik saniyede yazma hızı bulunuyor. Yani bu da aslında sizin bir Full HD videoyu gayet rahat bir şekilde çekebilmenizi ve kaydedebilmenizi sağlıyor. Bunun bir üstü var. 4K videoyu çok daha rahat bir şekilde yazmanızı ve aslında kaydetmenizi sağlayacak. Onlar da Class 10'un 90 MB'a kadar varan hızlara çıkan modelleri. Bunlar da gerçekten işinizi görecek modellerden. Ama diyorsanız ki ben daha kaliteli videolar çekeceğim, daha kaliteli fotoğraflar çekeceğim, daha benim zamanım kısıtlı, daha hızlı olsun her şey diyorsanız, hemen yanında da zaten görüyorsunuz 150 MB'a kadar, saniyede 150 MB'a kadar yazma hızına sahip olan modeller var. Bu hafta startup bölümümüzün konuğu Spro Home. Spro Home bir sağlık platformu. Özellikle astım ve KOA hastalarına odaklanıyor. Ve onların sağlıklarını takip edebilmek için cihazlar geliştiriyor. Şimdi yanımızda Spro Home'un kurucu ortağı Mertan Öztürk var. ODTÜ'den, Ankara'dan çıktı geldi. Şimdi Spro Home'un hikayesini Mertan'dan dinleyeceğiz. Hoş geldin Mertan. Hoş bulduk Ahmet. Teşekkür ederim. Sizin olmak çok büyük keyif benim için de. Mertan, girişimciliğe başlama hikayeni anlatır mısın bize? Spro Home, astım KOA hastalarının evde sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan bir donanım ve yazılımdan oluşan bir platform. Birçok tanıdığımız vardır eminim, astım ve KOA hastası olan. Evet. Bildiğiniz üzere onlar hastanelerde normalde bu testleri yapmaları gerekiyor, tanı ve takip süreçlerini de izleyebilmeleri için. Evet. Biz bu problemi tespit ettik. Hastanelerdeki testi nasıl eve taşıyabiliriz ve daha nasıl yaygınlaştırabiliriz? İnsanların hayatında bunu nasıl daha bir kolay deneyim haline getirebiliriz? Bunu üzerine çalıştık. Bir görebilir miyiz peki cihazı? Normalde hastanelerde bayağı devasa cihazlar.
Biz bunu cepte taşınabilecek boyuta indirgedik. Gayet küçük ve pille çalışan mobil bir spirometre. Bu şekilde test tamamlandı. Bayağı da uzun üfleniyor. Evet, 6 saniye üflemek gerekiyor test süresince. Bu testi yaptıktan sonra sonuçlarımızı ekranımızda görüyoruz. Evet. Bu şekilde testlerimizi burada depoluyoruz ve haftalık, aylık takiplerini yapabiliyoruz. Oyun dünyasında size bu hafta Prey'den bahsedeceğim. Prey 2032 yılında uzayda geçen bir hikaye sahip. Oyunumuzun kahramanı bir gün uyanıyor uzay mekiğinde ve uzay gemisinin uzaylılar tarafından istilalini görüyor. Bu sırada önümüze bir sürü farklı aslında ipuçları veriliyor. Bu ipuçlarla beraber hem uzay gemisini kurtarmak hem de bu insanlık için yapılan deneyin başarıya ulaşmasını sağlıyoruz. Şimdi hep beraber oynayalım. Evet, uzay kıyafetimizi giydik ve odamızdan çıkıyoruz. Maceramız da burada başlıyor. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum size. Oyun biraz önce başlarken Crytek markasını duyduk. Crytek markası yerli Türk oyun geliştiricilerinin aslında global çaptaki bir şirketi. Bu anlamda da kendilerini bu oyuna destek verdiği için mutlu olduk. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms. You've seen what those creatures can do. Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta teknoloji dünyasındaki en son gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.